Değerli müşterimiz, 30 yıla varan tecrübesi ve uzman kadrosuyla Ata Yatırım'ın sizler için hazırladığı gündem notlarını dinliyorsunuz. Günaydın arkadaşlar. Hepinize güzel bir Perşembe günü diliyorum. Bu sabah Merkez Bankası'ndan gelen açıklamalarla başlıyoruz güne. Burada biraz daha önce de aslında sinyallerini vermiş oldukları zorunlu karşılıklarla ilgili bir takım değişiklikler olmuş. Buna da baktığımızda yabancı para zorunlu karşılıklar mevduat için her vadede 200 bas puan arttırılmış. Bunun dışında yine kıymetli maden mevduatı ve mevduat dışı diğer yükümlülükler için olan oranlarda herhangi bir değişiklik yok. Daha önce bir yıla kadar olan zorunlu döviz için olan zorunlu karşılıklar %19'du. Bu da ve bir yıldan uzun süreler için %13'tü. Yani %19 olan süre rakam %21'e bir yıldan uzun olan ki burada çok fazla mevduat yok açıkçası. Onlar da %15'e çıkarılıyor. Bununla birlikte RON döviz imkanı da %20'den sıfıra düşürülüyor. Şimdi yabancı para zorunlu karşılıklar için Merkez Bankası'nda tesis edilen miktar baktığımızda 55,7 milyar dolardı en son bilançoda. Altın içinde 5,8 milyar dolar. Yani ortalama oranda %17,2 idi. Bu hareketin açıkçası rezervler açısından herhangi bir değiştirdiği bir şey olmayacak. Yani ne net ne de brüt rezervlerde önemli bir değişiklik olmayacak açıkçası. Ama işte bir takım teknik detaylar oluşuyor. Baktığınızda döviz mevduatının zorunlu karşılıklarını arttırdığınızda bankaların döviz mevduat maliyetleri artıyor. Daha önce de açıklamıştım. Siz 100 dolar yatırdığınızda eskiden ne oluyordu? Bunun 81 doları banka tarafından kullanabiliyor, 19 doları Merkez Bankası'nda duruyordu. Yani bu şimdi rakam 19 dolar değil, 21 doları kullanıyor olacak. Bankalarda tabii ki bu faiz almadıkları neredeyse topladıkları mevduatın 1/5'inin durduğu bir şeyde bir durumda. Bu maliyet etkisinden kurtulmak için ya döviz kredi faizlerini artırırlar veya döviz mevduat faizlerini düşürürler. Ama döviz mevduat faizleri zaten oldukça düşük seviyelerde. Yani 0,1, %0,1 ve 0,3 hem dolar hem euro için. Ama Türkiye'de Moody'ler zaten döviz eskisi gibi dövizden faiz aldıkları için tutmuyorlar. Dövizin TL karşısındaki değer artışından faydalanmak ya da kendilerini korumak için tutuyorlar açıkçası. Yani dolarizasyonun azalması ve TL'nin değerinin korunması, yani bu para istikrar fonundan bahsediliyordu kurulundan. Burada temel araç her zaman faiz. Bunu unutmamakta fayda var. Biz bu zorunlu karşılıklarla ilgili değişiklikleri 2013'ten beri birkaç sefer arttırdık ve olabilecek en yüksek seviyeye ulaştı zaten. Yani siz döviz mevduat kabul etmeyin demeye çalışıyor aslında Merkez Bankası. TL'de mümkün olduğu kadar TL'yi daha cazip hale getiriyor. Ama dediğim gibi burada önemli olan tasarruf sahiplerinin nasıl hareket ettiği, tasarruf sahipleri için bir avantaj oluyor mu, olmuyor mu? Bankalar açısından önemli olan bir farklılık da, şimdi siz TL mevduat kabul ettiğinizde, bu para Merkez Bankası'nda park ettiğinde %13,5 faiz kazanıyordu. Şimdi %19'a kadar yükselebileceği söyleniyor. Yani bu bankalar açısından bir inisiyatif, yani TL kabul etmek için. Böylece aslında biraz daha yüksek TL mevduat oranı da verebilirler. Daha fazla faiz alacakları için bunun karşılığında. Yani TL'ye yönelme konusunda teknik olarak kağıt üzerinde aslında döviz zorunlu karşılıkların artırılması değil de TL zorunlu karşılıklara
verilecek olan faizin daha yüksek olması bankaların elini biraz daha güçlendiriyor ve işte insanlara belki bu noktada 50-75 bas puan daha fazla faiz mevduat tarafında vermeyi tercih edebilirler. Yani belirleyici bizde oradaki TL'nin TL mevduatın faiz oranı oluyor açıkçası. Göreceğiz, dediğim gibi daha önce sadece döviz zorunlu karşılık oranının artırılmasının pek bir faydasının olmadığını gördük. Ama TL tarafındaki atılan bu adımın bankalar tarafından nasıl mevduatlara yansıtılacağını, bunun da tasarruf sahiplerine ilginç gelip gelmeyeceği konusunda gözlemleyeceğiz. Ama her zaman tekrar söylüyorum ben. Önemli buradaki tek ve her zaman olan kısa vadeli politika faizi, bunlar bu belirleyici oluyor. TL'nin bir süre değerli gitmesi açısından tarihsel olarak da biz hep bunu gördük. Bu çalışan bir şey. Yani evet, sıcak para ve yüksek faiz politikası Türkiye'de zararları da dokunmuştur ama başka türlü semptomları tedavi etmeden farklı bir şekilde bir geçişin de sağlanamadığını maalesef görüyoruz. Onun dışında ikinci önemli olan haber doğalgaz ve elektrik için yapılan zamlar. Elektrik fiyatlarına 1 Temmuz'dan itibaren %15 zam yapıldı. Doğalgaz fiyatlarına da konut grubunda %12, sanayi grubunda da %20 zam geldi. Şimdi sonuçta ne diyoruz? Bizim kontrolümüzün dışında olan bazı gelişmeler var. Bunlar bir kere doğalgaz fiyatları global olarak artıyor. Bizim Rusya'dan aldığımız doğalgazın fiyatı hep bir muamma. Çünkü fiyatı aslında petrole bağlı olarak hesaplanıyor. Şimdi hem petrol fiyatları arttı hem de normal dünyada baktığınız zaman doğalgaz fiyatları son dönemde bir artış gösterdi. Bunun sonucunda ithal ettiğimiz bir ürünün TL'nin de değer kaybettiği bir dönemde fiyatına zam gelmemesi mümkün değil. Yani aksi takdirde zaten bu zararı kamu tarafından devlet karşılıyor olacaktı. Ve yüklü zamlar geldi. Bu yüklü zamların tabii ki enflasyon olan etkisi olacak. Özellikle elektrik kolay hesaplanabilen bir kalem. Çünkü tüfe sepetinde konut altında yer alıyor ve işte bu %15'lik zamın 0.41'lik Temmuz ayı enflasyonuna etkisinin olacağını biliyoruz. Bu kafadan garanti bir faktör. O yüzden işte diğer tarafta doğalgazla ilgili de maliyetlerin önümüzdeki 1-2 ay içinde yine TÜFE tarafında nasıl etki göstereceğini görüyor olacağız. Yaz aylarında daha önce gördüğümüz bu düşüş trendi maalesef bu sene olmayacak gibi gözüküyor. Özellikle bu emtia fiyatlarının fiyat baskısı nedeniyle. Ben diğer analist arkadaşlar da söyler de şimdi bu elektrik şirketlerine kısaca baktım. Yani bizim hemen böyle bir şey olduğunda eskiden elektrik ve doğalgazı en çok girdi olarak kullanan şirketler tabii ki o günlerde hisse fiyatları düşerdi. Bunlar da baktığımızda işte enerji şirketlerinden Zorlu Enerji, Aksa Enerji gibi şirketler var. Portföylerinde doğalgazı doğalgaz çevrim santralinde üretim maliyeti olarak kullanan. Ama baktığımızda toplamda bu iki şirketin de aslında Türkiye'de var olan santrallerinin toplam üretim kapasitesine oranları düşük diyebiliriz açıkçası. Yani çok negatif bir etki gösterse de aslında çok radikal bir aşağı yönlü hareketi şey yapmaz, gerekli kılacak bir portföy yapısı, üretim portföy yapısı yok artık bu şirketlerin. Enerji sıra için pozitif olduğunu söyleyebiliriz tabii ki.
marj artmasına sebep olmasa bile ya da geçici marj artmasına sebep olsa bile ciro açısından otomatik olarak ciroların önümüzdeki dönemde daha hızlı büyüdüğü bir dönem göreceğiz enerjisi için. Diğer şirketler için varsa analist arkadaşlar kendi gözlemlerini söyleyebilirler. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize iyi çalışmalar. Herkese günaydın. Piyasalara bakacak olursak Uzak Doğu piyasalarında karışık seyir hakim. ABD piyasaları yeniden yükselişlerini sürdürmeye devam ediyor. Tarihi zirve seviyelerine çok çok yakın noktalardalar ama S&P'de de özellikle 3 gündür, 3 işlem günüdür daha doğrusu. Yukarı yönlü hareketler genelde 4300 seviyesinden geri dönmeye başladı. Burası kritik. Buradaki bir geri çekilme, kar satışının hızlanması genel olarak küresel piyasalarda risk iştahını düşürecektir. Bunu söylemiş olalım. Avrupa tarafında ise dün %1'e yakın satışlar söz konusuydu. Özellikle Almanya'da şu an için vadeleri hafif pozitif tepki alımları geliyor. Bizim piyasamıza bakacak olursak endekste geri çekimler devam ediyor. 200 günlük ortalamayı kırdığımız günden beri, yani ayın 28'inden beri satış baskısı devam ediyor. Dün özellikle vadeli tarafta çok yoğun işlemler oldu. Vade sonu için yapılan tabii işlemler de vardı. Volatilitesi yüksek hareketler gerçekleşebiliyor. Burada baktığımızda açılışın biz yatay başlayacağını düşünüyoruz. Ardından yukarı yönlü hareketler bir tepki alımı gelebilir. Dünkü düşüşlere karşılık olarak bu da 1465 seviyesini takip ediyor olacağız. Bunun üzerinde de 1475 seviyesi var. Bu noktalar kırılmadığı sürece yükselişler sınırlı, cılız kalacaktır. Geri çekimlerde 1350 seviyesinin kırılması ki 1350 seviyesi önemli destek noktası. Bu noktanın kırılması durumunda satış baskısı hızlanacaktır. 1342 ve 1330 seviyesine kadar geri çekimler devam edebilir. Takip edeceğimiz nokta bu olacak. Açık olan bir önerimiz yok. Şu an için zaten endekste de hareketler sınırlı. Yani çok spesifik birkaç tane en likit olan kağıt ayrışıyor. O yüzden çok da böyle risk iştahı açık bir şey yok. Onu söyleyebiliriz. Genel olarak baktığımızda bu doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışlara analist arkadaşlar da açıklayacaktır ama şişede maliyetleri arttıracaktır. Bunu söyleyebiliriz. Çimentoların maliyetlerinin %20'si elektrik. Orada maliyetler artacaktır. Genel olarak da maliyetlerini arttıracağını ve girdi fiyatlarının yükseleceğini düşünüyoruz. O yüzden bu tarafta biraz baskılayabilir. Benim de diyeceklerim bu kadardı. Herkese iyi seanslar diliyorum. Kolay gelsin. Bu kayıtta yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sağlıklı ve bol kazançlı günler dileriz.